Web Tekno Hava Yollarından hepinize selamlar arkadaşlar. Teknoloji gündemi veya işte fiyatlardan dolayı uzun zamandır ürün çekimlerine ağırlık veriyoruz ve telefon gibi, bilgisayar gibi öncelikli ihtiyaç diyebileceğimiz ürünlere odaklanıyoruz daha çok. Çünkü alım gücümüz düştüğü için acil ihtiyaçlarımızı kapatmaya çalışıyoruz. Ama hal böyle olunca hobi ürünü diyebileceğimiz bu tarz şeyler biraz arka planda kalıyor. Ben kanalda uzun zamandır bir hobi ürünü incelemek istiyorum arkadaşlar. O yüzden bugün stüdyomuzda bir uçuş simülatörünü misafir etmek istiyorum. İlk defa uçuş simülatörü kullanmak nasıl bir his gelin birlikte bakalım Öncelikle bu video asla profesyonel bir inceleme değil arkadaşlar. Boş zamanlarımda havacılık tarihi hakkında araştırmalar yapıp öğrenmeye çalışıyorum. Hatta Concorde hakkında bir video hazırlamıştık kanalda. İsterseniz onu da alttaki açıklamalar kısmından izleyebilirsiniz. Bu merakımın sonucunda bir uçuş simülatörünü kullanmayı denemek istedim. Çekim öncesinde bilgi sahibi olmak için biraz kurcaladığımı kullandım. Size de şu an bir amatör olarak deneyimlerimi aktaracağım. Eğer siz de hobi olarak uğraşmayı düşünüyorsanız ilk deneyimim nasıl olur, neyle karşılaşırım anlamında bir fikir olur diye düşünüyorum. Cihazımızın tam ismi Logitech Logitech G Flight Simulator yok sistem. Cihaz sıfır değil arkadaşlar yani yeni bir ürün incelemiyorum. Net tarihini bulamadım ama sanırım 2016'da tanıtılmış. Temiz bakılmış zaten bakımları düzenli yapıldıysa bir sıkıntı olmaz diyelim am yani tabirle. Bu model Logitech'in en çok satan simülatörü hatta isterseniz şu an bile sıfırını bulabiliyorsunuz internette. Yani birçok yerde yer alıyor hala ve 7000 lira civarında bulabiliyorsunuz. Açıkçası ben buna biraz şaşırdım çünkü uçuş deyince insanın aklına ister istemez pahalı bir hobidir gibi bir fikir geliyor. Yani nitekim de öyle gerçi isterseniz 100.000 liraya da simülatör var ama yani 7000 liraya başlangıç paketi bir uçuş simülatörü alabiliyoruz ha uygun mu ucuz mu ya 7000 lira da az para değil arkadaşlar ama zaten bunun yancılarını almaya kalkarsanız yani pedaldı kokpitti oydu buydu zaten bunun fiyatları da yukarı doğru çıkıyor ama bunlar bir kenara ben sadece bununla takılacağım uçak indirip kaldıracağım falan diyen yani için 7000 liraya da çözülebiliyor bu olay peki eğer bir uçuş simülatörü almak istersek kutunun içinden neler çıkıyor birincisi lövye bunun adının lövye olduğunu ben dün öğrendim düne kadar direksiyon diyordum aslında birçok işi bununla yapıyoruz. Alçalma, yükselme, bakış kontrolleri, kanatları yönlendirme falan çoğu işimizi lövye ile görüyoruz. Lövyeyi kendimize çektiğimizde uçağın irtifası yükseliyor, ittiğimizde ise irtifa düşüyor. Sağ sola yönlendirmeyi zaten anlatmama gerek yok ama hem sağ sola döndürüp hem de irtifayı yönetmek istiyorsak o biraz tecrübe istiyor. Uçarken sağımıza solumuza bakmak için de şu tuşları kullanıyoruz. İkincisi ise throttle. Throttle'ın Türkçesine ne de demek bilmiyorum. Eğer bilenleriniz varsa yorumlarda bahsederseniz sevinirim. Bu filmlerde pilotun şöyle yukarı kaldırarak uçağı gazladığı şey arkadaşlar ama keşke o kadar basit olsa. Throttle'la motora ve eğer varsa pervanelere güç veriyoruz ve uçuş sırasında motor ve pervaneleri bunlar üzerinden yönetiyoruz. Ayrıca iniş takımlarını şuradan, flapleri ise buradan açıp kapatıyoruz. Flap ne diye soracak olursanız uçağın iniş ve kalkışı sırasında uçağın süratini ayarlamak için kullandığımız parçalara flap deniyor. Uçağa bindiğinizde eğer kanat tarafına oturursanız iniş sırasında bu parçaların kalktığını görürsünüz. Bu ikisi dışında kutudan tıpkı direksiyonlarda da olduğu gibi sabitleme aparatları çıkıyor ve bunlarla masaya sabitleyebiliyoruz. Aslında flight simülatörde pedala da ihtiyaç var. Pedalla da yaptığımız bazı işler var ama bu simülatörde maalesef pedal mevcut değil. Pedalla yapacağımız işleri klavye ile halletmemiz gerekiyor. Hatta oyundaki komutları özelleştirmeden direkt default komutlarla oynayacaksak numerik bir klavyeye ihtiyacımız var. Ben oynarken klavye hep love'yin üstündeydi. Aslında videoya hazırlanırken love ve throttle'daki tüm tuşların fonksiyonlarını size anlatmayı düşünüyordum arkadaşlar ama konunun uzmanı olmadığım için bu konuda konuşmak bana düşmez diye düşünüyorum. Ayrıca zaten tuşlar kişiselleştirilebildiği için oyunu biraz deneyimledikten sonra siz de kendi kişisel lövgenizi ve throttle'ınızı da tasarlayabiliyorsunuz. Ya da ben default ayarlarla oynayacağım derseniz de o konuda bir tutorialı konunun uzmanından dinlemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi bu benim ilk deneyimim ve kendi deneyimimi aktarıyorum sizlere. Cihazı Microsoft Flight Simulator ile birlikte oynadım. Game Pass'te olduğu için ücretsiz bir şekilde indirip oynayabiliyorsunuz. Tabii içeride para harcayacağınız çokça şey var ama ben en düz, en ücretsiz versiyonunu oynadım. Simülatör gelmedi Önce normal oyun koluyla oynamıştım Flight Simulator'u, o haliyle de eğlenceliydi ama uçuş simülatörü cidden başka bir şeymiş. Anlayamazsınız diyen çocuk tribine girdim bunu söylerken farkındayım. Klavyeyle oynamak da çok zevkli. Evet, ama en boş paket bu uçuş simülatörü bile size o uçuş hissiyatını veriyor cidden. Lövye son derece hassas, uçak en ufak bir şeyi bile algılıyor. Bu yüzden pür dikkat kesiliyorsunuz oynarken. Onun dışında iniş ve kalkışlar gerçekten terletiyor. O kadar denememe rağmen hala düzgün bir iniş yapamadım. İniş paternine alışmak cidden mesai isteyen bir işmiş. Ya iniş pistini bulduruyorum ama çakılıyorum ya da iniş pistini bulduramıyorum çayra çimene iniyorum falan yani. Onun dışında kalkışlarda ayrı dert. Yani uçağa tam gaz veriyorsun şeritten çıkıyor. Şeride oturtacağım derken pist bitiyor. Yani anlayacağınız kalkıştan inişe tam anlamıyla bir uçuş yapmak cidden uzun zaman isteyen bir işmiş. Bunu fark ettim ama sarıyor da bir yandan. Oyunda uçağı yönetmek için bir sürü eğitim yer alıyor. Simülatörle birlikte gerçek bir sefere çıkmadan önce burada kendimizi geliştirebiliyoruz. Yani sadece simülatörle oynamak için değil klavyeyle oynamak için de bu eğitimleri tavsiye ederim. Oyunun tadı biraz da o eğitimlerden sonra çıkıyor bence. Hani bir de mücadeleler var tabii. Asıl orası terletiyor. Özellikle inilmesi zor hava alanlarını tavsiye ederim. Yani eğitimden sonra bir eğitim de orada alıyorsunuz öyle söyleyeyim. Onun dışında ben strese gelmek istemiyorum, havada süzülmek istiyorum diyorsanız işin o kısmı gerçekten çok keyifli. İstediğiniz rotayı belirleyin, atıyorum görmek istediğiniz bir dünya şehrini seçin. Sabit bir irtifaya uçağı sabitleyin ve süzülün. Hedefe vardığınızda da o şehri güzel bir tepeden izleyin. İşin o kısmı az önce de dediğim gibi müthiş derecede keyifli. Hatta biz geçen uçakla ofisi bulmaya çalıştık. Cidden güzel vakit geçiriliyor. Bir de birçok uçak seçeneği var oyun içinde. Pervaneliler var ya da şu an İzmir Ankara İstanbul arası çok kullanılan Airbus 300, 320'ler var. İsterseniz F-16 da var ve hepsinin deneyimi birbirinden farklı. Bunu bir simülatörle deneyimlemek benim çok hoşuma gitti. Peki canımı sıkan bir şey olmadı mı? Elbette oldu. Yani az önce de bahsettiğim klavyeyi de kullanma durumu benim biraz canımı sıktı açıkçası. yani Uçuşa hazırlanıyorum tam pilot tribüne girmişim. Ya dur şuradan da bir tuşa basayım diye klavyeye uzanıyorum. Bu olmasa benim için çok daha iyi bir deneyim olurdu. Onun dışında uçuş sürelerini söyleyebilirim. Burada linçlenmekten çok korkuyorum. Özür dilerim. Sonuçta bunun adı simülatör. Yani gerçek hayatı simüle etmek üzere tasarlanmış bir oyun. O açıdan aslında olan şey doğru. Uçuş süreleri çok gerçekçi. İstanbul İzmir uçuyorsanız 45-50 dakika sürüyor cidden. Gerçekçilik konusunda hiçbir sıkıntı yok. Ama benim gibi iş çıkışı bir sefer yapayım, şöyle bir süzüleyim, kafa dağıtayım diyenler için bir hızlandırma modu Varsa cidden güzel olur. Ya ben bulamadım. Eğer varsa lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Ya da zaten şöyle bir durum var. Eğer Microsoft Flight Simulator gerçekten cidden birebir simülasyon dışında başka bir seçenek sunmuyorsa zaten başka simülasyon oyunları da var. Başka bir oyun tercih edilebilir. Veya direkt oyunun içinde keşif uçuşu yapılabilir. O da sorun değil aslında. Benim dediğim sadece iki nokta arasındaki bir rotada uçuşu hızlandırmak. Ama olmuyorsa da başka oyunla oynayacağız. Yapacak bir şey yok. Bu videomuzda bir uçuş simülatörü almak istersek başımıza neler geleceğinden bahsedeceğiz ettik arkadaşlar. Bu videoyu biraz zaman isteyen güzel bir hobi olarak özetleyebilirim. Teknoloji fiyatlarından dolayı bu tür yani ertelenebilir, acil olmayan hobi ürünlerini biraz göz ardı ettik arkadaşlar ama Bunlara da ihtiyacımız var. Sonuçta hepimizin kafa dağıtmaya ihtiyacı var bir şekilde. Ben çok keyif aldım simülatörle vakit geçirirken. Hatta gelecekte kendime bir tane almak istiyorum. Umarım sizler için de faydalı olmuştur bu video. Eğer aranızda simülatör kullanan veya daha önce uçuş simülatörünü deneyimlemiş olanlar varsa yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir de şöyle bir ürün de var. Şunu da incelesene tarzında önerilerinizi de çok merak ediyorum. Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir Web Techno Plus videosunda görüşmek üzere. Web Techno Airlines'ı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.